Evet değerli izleyenler, bölgemizin ve yöremizin Rütük lisanslı tek dijital kanalı Derin TV ekranlarındasınız. Seçime Doğru programıyla karşınızdayım. Stüdyo konuğum AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı sevgili Hülya Uluçay. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Başkanım, herkes sizi tanıyor. Evet. Malum seçim dönemi zaten caddelerdesiniz, sokaklardasınız. Evet. İl Kadın Kolları Başkanlığı'na evet. Geliş sürecinizden bahsetmek istiyorum önce. Onunla bir giriş yapalım. Nasıl oldu? Öncelikle teşekkür ederim beni böyle bir yayına davet ettiğiniz için. Ben 15 Kasım 2023'te AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir'in teklifleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle AK Partimizin, Karabük'ümüzün İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atandım. Rabbim hayır layıkıyla yapmayı nasip etsin inşallah. Tabii benim bunun öncesinde de 2018 Ocak ayı gibi mazbatamı alarak o zamanki kadın kolu başkanımızdan Safranbolu Kadın Kolu Başkanlığı'na atandım. Hı hı. 6 yıla yakın süreçtir Safranbolu'da kadın kolu başkanlığı yapıyordum. Sonrasında da böyle bir süreç gelişti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle kadın kolu başkanlığına atandım. Evet. Tam da seçim arifesinde evet, geldiniz. Evet. Karabük'te ilk kadın kolları başkanlığı görevine evet. getirildiniz. Kadın kollarınızın Karabük'te çok aktif olduğunu evet, biliyorum. Evet. Geniş de bir yapıya sahipsiniz burada. Evet. Tabii şimdi biz kadın kollarından bahsediyoruz. Teşkilat tabii bu kadar evet. Dar bir kapsamda değil. Zaten kurumsal bir parti evet. AK Parti. Bunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı vardı bildiğiniz üzere. Evet. Orada da kadınlarımızın ne kadar aktif olduğunu gördük. Genel evet. seçimde evet. yine keza aynı şekilde çalışmalarda aktif şekilde yer alıyorlar. Özkan Başkan'ın da adaylığı netleştikten sonra hep birlikte evet. siz sahaya çıktınız. Bunu da biliyorum. Kadınlarınızla şu anda neler yapıyorsunuz başkanım? Dediğim gibi göreve geldikten sonra ben önce bir yönetim kurulumu oluşturdum. Yani bizim büyük bir 40'a yakın kadın kolu yönetim kurulu üyemiz var. Artı yedek yönetim, artı mahalle teşkilatları, mahalle yönetim kurulu ve artı birçok kadın arkadaşımız var. Bizimle beraber bu yolda yürüyen. Ben hemen dediğim gibi önce yönetim kurulunu oluşturdum. Ama onu oluştururken de bir taraftan da hemen şehit ailelerimizi ziyarete başladım. Mahalleleri tanımak için, yani mahallelerdeki kadınlarla iletişime geçmek için birebir her mahalleye aşağı yukarı gittim, ziyaretlerde bulundum. Vefa ziyaretlerimizi yaptım. Hı hı. Dediğim gibi benden önceki, hazır yeri gelmişken burada da söyleyeyim, benden önceki bütün Karabük'te, bütün kadın kolu başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine buradan hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek aradım. Hepsine tek tek ziyaretler gerçekleştirdim. Hani müsait olanların evlerine gittim. Hı hı. Onlarla görüştüm. Yine ekiplerini aradım. Bu anlamda hepsine daha önceki kadın kollarımızda her yerde görev alan, çünkü kadın olarak siyaset yapmak biraz zordur. Çok güzeldir ama zordur. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize çok büyük bir destek veriyor. Yani şöyle söyleyeyim, düşünün, o kadar yoğun bir Cumhurbaşkanı benim bu sürecimde benimle birebir mülakat yaptı. Bana bir ve üç arkadaşımıza, biz üç tane arkadaş gittik. Üçümüz de tek tek mülakat yaptı. Süreci kendisi değerlendirdi. Sohbet ettik. Yani biz kadın kollarına Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük önem veriyor. Bize çok büyük destek veriyor. Yani AK Parti'de kadın olarak siyasette ve kadın olarak her yerde, yani sadece siyasette değil her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere desteği çok büyük. Önümüzü aralıyor, yolumuzu açıyor. Yeter ki biz kadınlar sahada olalım. Yeter ki biz kadınlar her yerde olalım. Gerçekten bence Türkiye'yi, ülkeyi, dünyayı güzelleştiren kadınlar. Bu sebeple hep beraber inşallah sadece parti gözetmeden, her şekilde hepimiz kadınlar olarak ülkemizi, dünyamızı, hayatımızı güzelleştirelim. Bu anlamda ben yola çıktım. İnsanları çok seviyorum, iletişimi çok seviyorum. Kadınların gözlerine bakarak onlarla iletişim kurmayı, sıkıntılarını
dinlemeyi ya da güzelliklerini, mutluluklarını paylaşmayı, acılarına ortak olabilmeyi, nasıl diyeyim, her şekilde. Enerjiniz de güzel. Her şekilde kadınların yanında olabilmeyi çok seviyorum gerçekten. Yani yaptığım işi severek yapıyorum. Yani 6 yıldır buradayım, 6 yıldır AK Parti'deyim. Tabii ki öncesinde AK Parti'de değil miydin derseniz, gönül olarak AK Parti'deydim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, kendisine de ilettim. Yani AK Parti kadın kolu başkanlığı olur olmaz hiç fark etmez. Hangi yol olursa olsun, partimizle alakalı hangi görev olursa olsun, ben bu davanın içinde yer almak isterim başkanım diye. Ve elimden geldiğince hem dualarımla hem sosyal medyada hem sahada başkanıma destek vermek istediğimi söyledim. Öylelikle çıktım yola. Gerçekten severek yapıyorum. Kadınlarla iletişimi çok seviyorum. O yüzden biz arkadaşlarımızla beraber yönetim kuruluma da toplantıda ilk söylediğim buydu. Yani hep beraber biz, yarın bu kapılar hepimize kapanacak. Hep beraber olalım. Birlikte olalım, dost olalım, arkadaş olalım. Hani başkanlık değil de birlikte güzel anılar biriktirelim. Güzel paylaşımlar yapalım ve dolayısıyla seçimde de, şimdi dediğiniz gibi önümüzde bir seçim var. Her kadına birlikte ulaşalım, onlara dokunalım, ortak olalım acılarına, mutluluklarına, sevgilerine diye yola çıktık. Evet, evet, erkekler de geziyorlar, adaylar da geziyorlar. Tabii ki, tabii. Onların yanındaki yol arkadaşları, evet, diyeyim, evet, onlar da geziyorlar, konuşuyorlar. Bunu biliyorum. Ancak ben kadınlarla ne konuşulduğunu daha çok merak ediyorum. Gerek belediye başkan, evet, adayı olsun, gerek herhangi bir siyasi partinin sokakta gezen bir üyesi olsun veya yetkili organında görev almış birisi olsun. Evet. Kadın olsun da ne konuşuyor? Ben onu merak ediyorum. Kadınlar ne bekliyorlar? Kadınlar bizden istedikleri sahada, ya mesela dışarı çıktığımız zaman oturabileceğimiz bir mekan, ya da yürüyebileceğimiz bir mekan, ya da kültürel anlamda gidebileceğimiz güzel bir yer. Yani hiçbir çalışma olmadığından, hani sıkıntılı olduklarından bahsediyorlar. Yani hani arkadaşlarıyla gidebilecekleri yerin bile olmadığından bahsediyorlar. Bu anlamda biz kadınların istediği, ben kadınlar konusunda değerlendiriyorum, kadınların istediği güzel bir Karabük yapacağız inşallah. Başkanımızla beraber, Özkan Başkanımız bu anlamda çok güzel projeleri var. Kadınlarla alakalı, yine gençlerimizle alakalı. Ben o projeleri gördükçe ayrı bir heyecanlandım. Onları da açıklamak için, sahaya çıkmak için, projeleri tanıtmak için heyecanla bekliyoruz başkanımızdan bu çalışmayı yapması için. Kadınlar dediğim gibi çok mutlular, çok heyecanlılar. Onlar Karabük'ün güzelleşmesini bekliyorlar. Evet, projeleri ve detayları, evet, konuşacağım. Evet. Yol haritanızla, evet, da geleceğim. Ancak bildiğiniz üzere dün Derin TV ekranlarında yönetim kurulu başkanımız Sayın Sait Alıcı'nın programında Özkan Bey projeleri, evet, vaatlerini, evet, açıkladı. Çok da güzel bir program olmuş. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Dönüşler nasıl oldu? Programı izleyenler ne söylediler, evet, size? Ya programımız tamamen, yani hani Özkan Başkan'ın sunumuyla, anlatımıyla, sizlerin yönetimiyle gerçekten çok güzel bir program oldu. Sahadan, herkesten tepkiler çok güzel. Biz teşkilat olarak da konuştuğumuzda çok güzel bir program olduğunu konuştuk. Dediğim gibi kadınlar heyecanlı. Projeleri beğendiler muhakkak. Tabii tabii. Daha bir sürü proje açıklayacağız inşallah. Evet. Yani bu bir başlangıç. Onu da merakla bekliyoruz, evet, artık başkanım. Evet. Bir yol haritanızdan bahsedelim başkanım, evet, biraz da. Bundan sonraki 31 Mart gününe kadar süreç sizin için nasıl, evet, işleyecek? Yine Ayşe Keşir Başkanımız, Genel Başkanımızın talimatlarıyla biz hemen çalışmalarımıza dediğim gibi başladık. Ve bir taraftan da biz sadece seçim bazlı çalışma yapmayız. Biz tamamen sahadayız, sürekli sahadayız. Yani bir seçim biter, biz arkasından hemen ertesi gün sahaya çıkarız. Özellikle kadın kolları olarak kapı kapı bütün evleri dolaşırız. Herkesle kucaklaşırız. Yine dediğim gibi sandık bazlı ev toplantılarımız olacak. Yine vefa buluşmalarımıza devam edeceğiz. Bütün önceki dönem kadın kollarımızda görev almış, yönetim kurullarında görev almış, gönüllü olarak çalışmış. Yani ufacık bir katkısı olan her kadına ulaşacağız. Yine mahalle ziyaretlerimizi yapıp bütün bayanlarımıza ulaşacağız. Biz çat kapı ziyaretleri deriz. Hani çıkarız kadına, bütün kadın arkadaşlarımızla, yönetim kurulumuzla, ekibimizle beraber kapı kapı, mahalle mahalle kapıyı tıklar gireriz içeriye. Sağ olsunlar, bütün kapılar açılır bize.
O anlamda o ziyaretlerimizi yapacağız. Yine pazar yerlerindeki kadınlarımızı ziyaret edeceğiz. Yine başımızın tacı büyüklerimiz var. Bu anlamda onları huzur evlerinde, hastanelerde ziyaret edeceğiz. Yaşlı ve engelli ziyaretleri yapacağız. Yine STK ziyaretleri yapacağız. Yine kadın esnaflarımızı, yine kadın girişimcilerimizi, kadın kooperatifçilerimizi, yani biz hani yapacağız derken bunları zaten yapıyoruz ama bu süreçte tekrardan yapacağız. Tabii malum seçim dönemi bu dönemde biraz daha yoğunlaşıyor. Evet. Elbette hepiniz çalışıyorsunuz, evet. Ama şimdi bunu da söylemekten bence çekinmeyin. Çünkü evet. Ekstra bir yoğunlaşıyor, evet. Bu dönemde. Kesinlikle. Ve daha çok el sıkışıyorsunuz. Evet. Daha çok kucaklaşıyorsunuz. Zaten olağan akış bu yani. Kesinlikle. Hani, biz kadın kollarında olağan akış gerçekten böyle. Her gün bir çalışma içerisindeyiz. Yine biliyorsunuz önümüz Ramazan. Bu anlamda biz bütün ailelerimizin iftarlarına, hani bizi davet eden ya da bizim dediğim gibi ihtiyaç sahibi olanların olur ya da genç kızlarımız olur, öğrencilerimiz olur, anne eli gibi deyip onların iftarlarına katılacağız. Ya da onları anne eli gibi düşünerek evlerimize davet edip iftarlarımızı alacağız. Bu tür çalışmalarımız, düşüncelerimiz var. Yine fabrikada çalışan, biliyorsunuz kadınlar yoğun çalışıyor. Onları ziyaretlerimiz, o tür ziyaretlerimiz var. Yine en önemlisi seçim dendiğinde akla gelen kapı taramaları. Biz broşürlerimiz hazırlanır. Özkan Başkanımızın afişleri hazırlanır. Onları kapı kapı, tek tek, mahalle mahalle, her eve giderek onları kadın kolları ekibimizle, gençlik kollarımızla beraber her eve gireceğiz. Başkanımızı tanıtacağız inşallah. Evet. Gerçi başkanımız o kadar genç ki o bizden önce gidiyor, biz arkasında. Siz arkadan gerçekten yetişmeye çalışıyoruz. O kadar genç görüyorum. Dinamik ki maşallah, Allah'ım yolunu açık etsin başkanımızın da. Bu anlamda biz ona yetişmeye çalışıyoruz açıkçası. Öyle oluyor işte, başkan genç olunca arkadan da koşturuluyor. Yapacak bir şey yok. Son olarak toparlamak gerekirse, kadın kolları izliyor, partilileriniz izliyor, diğer vatandaşlarımız izliyor. Ne söylemek istersiniz başkanım? Şimdi önümüzdeki seçim sürecinde bütün Karabük halkına, bütün Türkiye'mize Allah'ım kolaylıklar versin. İnşallah hep beraber bu süreci atlatacağız. Biz kadın kolları, 5 milyon üyemiz var. 5 milyon 560 bin üyemiz var kadın kollarında. 19 bin küsür Karabük kadın üyemiz var. Biz bütün üyelerimizle, kadınlarımızla beraber seçime hazırlandık. Teşkilatlanmalarımızı yaptık. İnşallah hep beraber şu seçim sürecinde hep birlikte sahada olacağız. Kapı kapı hepsi bizi beklesin, geleceğiz inşallah. Evet, biz de tüm kadın izleyicilerimize burada kadın kollarımızın nezdinde selam yolluyoruz. Onlar da bizi izliyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizimle emek veren, bizimle gönül veren, bizimle çalışan bütün kadınlarımıza. Dualarını eksik etmeyen, bizden ekranlardan dualarını eksik etmeyen bütün teyzelerimize, amcalarımıza, bütün herkese, gerçekten sosyal medyadan bile artı dua edenler, yazanlar, telefon edenler, hani biz gelemiyoruz, dualarımız sizinle diyen bir sürü insanımız var. Yani çorbada tuzu olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bizimle olan, olamayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Ben de buradan bütün izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Onlar benim için de çok kıymetli. Evet. Sağ olsunlar. Çok ilgiyle de takip ettiklerini biliyorum. Efendim, ayaklarınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ayrıca bu süreçte de sizinle birlikte bütün partilerinize, bütün diğer partilere, bütün adaylara da ben de buradan kolaylıklar çok teşekkür diliyorum. Ederim. Umuyorum ki ilerleyen günlerde yine sizi konuk alırım. Teşekkür ederim. Süreci yine beraber değerlendiririz. Elbette kapımız her zaman açık efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir yayındı. Çok sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Derin TV ekranlarında Karabük İl Kadın Kol AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Süleyha Uluçay'ı ağırladık. Birlikte keyifli bir program gerçekleştirdik. Umuyoruz ki sizler de keyif almışsınızdır. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.